19. ve 31. sözlerin zeyli. Şakk-ı kamer mucizesine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. İqterabetis sa'atu ve enşakkal kamer. Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sihrum müstemir. Kamer gibi parlak bir mucize-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam olan inşikak-ı kameri, evham-ı faside ile inhisafa uğratmak isteyen felsefeler ve onların muhakemesiz mukallitleri diyorlar ki, eğer inşikak-ı kamer vuku bulsaydı, umum aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap: İnşikak-ı kamer, davayı nübüvvete delil olmak için, o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate, gecede, vakti gaflette, ani olarak gösterildiğinden, hem ihtilaf-ı metali ve sis ve bulutlar gibi rü'yete mani esbabın vücudu ile beraber, o zamanda medeniyet taammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve terassudat-ı semaviye pek az olduğundan, bütün etraf-ı âlemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Şakk-ı kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan, şimdilik 5 noktayı dinle. 1. nokta. O zaman o zemindeki küffarın gayet şiddet derecede inatları tarihen malum ve meşhur olduğu halde Kur'an-ı Hakîm'in "Vanşakkal kamer" demesiyle şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse şu ayetin tekzibine, yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise, o küffarca kat'i ve vakı bir hadise olmasaydı, şu sözü serrişte ederek gayet dehşetli bir tekzibe ve peygamberin iptali davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki şu vakaya dair siyer ve tarih, o vakı ile münasebettar küffarın adem-i vukuuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Yalnız "وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ" ayetinin beyan ettiği gibi, tarihçe menkul olan şudur ki, o hadiseyi gören küffar, sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sair taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikattır, yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki, böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar, Fahri Alem aleyhissalatu vesselam hakkında, haşa, yetim-i Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti, dediler. İkinci nokta, Sad-ı Taftazani gibi eazım-ı muhakkikinin ekseri demişler ki, inşikak-ı kamer, parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarakat-ı Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani, öyle tabakadan tabakaya bir cemaat-ı kesire nakletmiştir ki, kizbe ittifakları muhaldir. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın 1000 sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendip adasının vücudu gibi tevatürle vücudu kat'idir demişler. İşte böyle gayet kat'i ve şuhudi mesailde teşkikat-ı vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kafidir. Halbuki şakk-ı kamer bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta. Mucize, davayı nübüvvetin ispatı için münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyle ise, davayı nübüvveti işitenler için, ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakîm-i Zülcelal'in hikmetine münafi olduğu gibi, sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü, akla kapı açmak, İhtiyarı elinden almamak, sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer Fatır-ı Hakîm, inşikak-ı kameri, felsefelerin hevesatına göre bütün aleme göstermek için
bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sair hadisat-ı semaviye gibi ya davay nübüvvete delil olmazdı, Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam hususiyeti kalmazdı veyahut bedahet derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki, aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir-i Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif zayi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani, hem gece, hem vakti gaflet, hem ihtilaf-ı metali, sis ve bulut gibi sair mevaniyi perde ederek umum aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta. Şu hadise, gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan etraf-ı alemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise, haber-i vahid ile tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş, ilavesi ise ehli tahkik reddetmişler. Şu mucize-i bahireyi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya'da yeni grup, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbab-ı maniaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız muterize bak. Diyor ki, İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış. Bin nefrin onun gibi Avrupa kaselislerinin başına. Beşinci nokta. İnşikak-ı kamer, kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfi, tabii bir hadise değil ki, adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki, şems ve kamerin Halık-ı Hakimi, Resulünün risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırr-ı irşat ve sırr-ı teklif ve hikmet-i risaletin iktizası ile hikmet-i rububiyetin istediği insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sırr-ı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davayı nübüvveti henüz işitmedikleri aktar-ı zemindeki insanlara göstermemek için sis ve bulut ve ihtilaf-ı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni grup etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahi gösterilseydi, o halde ya işaret-i Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam neticesi ve mucize-i nübüvvet olarak gösterilecekti. O vakit risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdika mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarı iledir. Sırrı teklif zayi olurdu. Eğer sırf bir hadise-i semaviye olarak gösterilseydi, Risalet-i Ahmediyye aleyhissalatü vesselam ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı. Elhasıl, şakk-ı kamerin imkanında şüphe kalmadı, kat'i ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok bürhanlarından altısına işaret ederiz, şöyle ki, haşiye, yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha layık iken, maalesef kısa kalmıştır. Ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icmağı ve ehli tahkik umum müfessirlerin Vanşakkal Kamer tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehli rivayeti sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkînin şehadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nasf-ı kat'i ile
dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmeti Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam o vakayı telakki bil kabul etmesi güneş gibi inşikak-ı kameri ispat eder. Elhasıl buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet, tahkik öyle dedi, hakikat ise diyor ki, Sema-i Risaletin kameri müniri olan Hatem-i Divan-ı Nübüvvet, nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan Miraç ile, yani bir cismi arzı semavatta gezdirmekle, semavatın sekenesine ve alemi ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arza bağlı semaya asılı olan kameri bir arzlının işaretiyle iki parça ederek arzın sekenesine o arzlının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi risalet ve velayet gibi iki nurani kanadı ile iki ziyadar cenah ile evci kemalata uçmuş, ta Kab-ı Kavseyn'e çıkmış, hem ehli semavat hem ehli arza medar-ı fahr olmuştur. Aleyhi ve ala alihi salatu ve teslimat mil'el ardı ve semavat. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. اللهم بحق من انشق القمر بإشارته اجعل قلبي وقلوب طلبة رسائل النور الصادقين كالقمر في مقابلة شمس القرآن آمين آمين.